Anlamış olur mu? İsrail bu bütün bu olayların Organizatörü. organizasyonunda Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesi var. Evet. Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesinin arkasında İsrail'in Büyük İsrail projesi var. Hı. Amerika'nın başında hocamın ısrarla tarif ettiği o piramit şeklindeki Siyonizm yönetiminin en başında Yahudi Rockefeller var. Hı. İngiltere'de Rothschild ailesi var. Bunların yönetimiyle, bunların organizasyonuyla hem Amerika yönetiliyor, hem dünya şu anda yönetiliyor. Onlar da onların talimatlarıyla bunlar işliyor. Oradaki CFR'ler, oradaki asistler, oradaki Bilderbergler, Davoslar bu proje yürüsün diye zaten tesis ediliyor. Senelik toplantılarıyla, raporlarıyla bunlara hazırlanıyor ve yürütülüyor. Bir bakıyorsunuz İsrail'in Barzani'ye yüklü miktarda sürekli her ay düzenli para verdiğini görüyorsunuz. Eğitim verdiğini görüyorsunuz. Sonra İsrail'e bir bakıyorsunuz PKK'ya eğitim verdiğini ve yardım ettiğini görüyorsunuz. Bu Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurmak isteniyor. Bu yine bu İsrail'in amaçlarına mı hizmet etmek için? Tabii hocam onu tarif ederken Kuzey Irak'ta kurulacak Kürt devleti ile İsrail bir anlaşmayla bir tek devlet haline getirilecek. Oraya saldıran bana saldırmış olur denecek ve neticede orası ikinci bir İsrail parçası olarak halledilecek. Sonra buradan Türkiye'nin güneydoğusu ve doğusu alınacak. Suriye'nin de kuzeyinde ve ilgili bölgeler alınarak Büyük İsrail tesis edilecek diyordu teşhislerinde. Kuzey Irak, biz Irak'ın devlet bütünlüğünden yanayız ve kesinlikle bölünmesine, toprak bütünlüğünün zedelenmesi bizim kırmızı çizgimizdir diyordu bu hükümet. Ama ondan da vazgeçti. Şimdi Barzani'yi devlet protokolüyle devlet başkanı olarak ağırlıyorlar. Orada bir hükümet kurulmuş. Bütün sistem çalışıyor. Pratiğinde bir devlet orada tesis edilmiş. Tabii Türkiye'nin de bu sıkıntıda biraz evvel de bahsetmiştik. Güneydoğu ve doğudaki terörün böyle beslenmesi. Barış süreci diye bu teröristlerin güçlendirilmesi, onları yargılayacak hakimlerin ayağına kadar götürülmesi, sonra PYD'nin eğit donat sistemiyle hem silahını vereceksin hem eğiteceksin, sonra da bunlar terörist diyeceksin. Bütün bu yanlışları bilerek ya da bilmeyerek organize ediyor. Siyonizm taraflar da buna maalesef hizmet etmiş oluyorlar ve neticede de işte Suriye'deki bu olay, Irak'taki bu olay ve Irak'ta, Kuzey Irak'ta şu anda bir devlet pratikte kurulmuş işliyor. Peki bütün bu olaylara baktığımızda İran bu olaydan neresinde? İran bu olayların hepsinin içinde ve de yanında, iki türlü içinde ve yanında. Irak komşusu Hı. içinde kendi mezhepsel veya ırksal ilişkisinin olduğu bir ilinti. Suriye kendi komşusu. Türkiye kendi komşusu. Biliyor ki komşuya düşen ateş yarın bugün kendisine de gelecek. Şu veya bu şekilde konum alıyor. İran hepsinde bir şekilde var. Ha, bu 22 sınırı ve rejimi değişecek ülkelerin içinde İran da var. Onun için İran güçlenmesin, nükleer silah sahibi olmasın, kendi sanayisini kurmasın için onlarca yıldır ambargo altında. Ambargoyla bunu yaşayarak geldi İran. Ha, bunları birçoğunu aştı. Şu veya bu şekilde işte onları halletti. Ama en sonunda da Amerika ile de bir şekilde uzlaşarak ambargoyu kaldırttı. Bütün bu olayların içinde nasıl Türkiye varsa, olmak mecburiyetindeyse İran'da var. İran'da olmak mecburiyetinde. Bize düşen Irak'ı, İran'ı, Suriye'yi, Mısır'ı, Libya'yı bir araya getirerek İslam birliğini ve İslam kardeşliğini tesis ederek hepsinin kendi değerlerine sahip çıkmasını, kendi değerleriyle yaşamasını temin ve tesis etmenin liderliğini yapmaktır.